Bir Devralem programında yine birlikteyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini önemli bir yerde araştırıyoruz. Çeliğin başkenti burası, Çileğin ana vatanı ve Uzun Mehmet'in diyarı ve taş kömürünün merkezinin bulunduğu Zonguldak, Karadeniz Ereğli'deyiz. Ve Ereğli'nin o muhteşem sahil manzarasından sizleri Ereğli ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Müzeler önemli. Müzeler bir kentin manevi tapu senedi, hafıza senedi, birikimi, her şeyi. Ereğli'deyiz ve Ereğli Kent Müzesi'ni birlikte gezeceğiz. Açılışıyla Türkiye'nin 17. Kent Müzesi olarak faaliyete geçti. Bu bölgede Cibroğlu Konağı olarak biliniyor. 150 yıllık eski bir Rum konağı zaten. Üst katlarda daha net belli oluyor. Haç planlı yapılır. Marsilya tipi kiremit ve yerel bölgede bulunan taşlar kullanılarak yerel ustalar tarafından yapılmıştır. Altının rengi vardır ama hiç siyah altın bilir misiniz? Siyah altının memleketindeyiz. Zonguldak Karadeniz Ereğli'deyiz ve değerli belediye başkanımızla birlikteyiz. Ve Uzun Mehmet, o ilkokul kitaplarında okuduğumuz Uzun Mehmet'in de memleketi. Sayın Başkanım, arkada Karadeniz bir kömür ve madencilik önemli. Bir iki cümlenizi alabilir miyiz? Kömür madeni ve Uzun Mehmet'le ilgili efendim. Kömürcülük 1829 yılı Uzun Mehmet'in kömür bulmasından sonra özellikle ilçemizde büyük bir sanayileşmenin o tarihten sonra ilçemizde özellikle katkı verdi. Belki de Karadeniz Ereğli'de Erdemir fabrikaları dediğimiz demir çelik sektöründe buraya gelmesindeki asıl şey kömürün burada bulmuş. O tarihten sonra başladı. Bir anma falan yapar mısınız efendim? Tabii her sene. Evet, anma. Her sene Kasım ayında anma. Uzun Mehmet'i anıyoruz değil mi? Anma günleri yaparız. Demek vefalıymış da ayrıca Ereğliler. Uzun Mehmet'i unutmamak gerekiyor. Acaba kaç ilkokul öğrencimiz Uzun Mehmet'i biliyor? O Uzun Mehmet kitabını 50 yıl önce ilkokul kitaplığından aldığımız dönemi unutmuyoruz. Kömürünün bulunuşuyla birlikte 1829'dan bu yana Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başlayan madencilik, daha sonra Zonguldak Merkez, Kozlu, Bartın, Amasya ocaklarıyla devam etti. Ancak Karadeniz Ereğli'nin küçük bir beldesi olan Kandili'de Fransızlar 1829'dan bu yana, yani 30'lu yıllardan bu yana ilk maden ocakları Fransızların ve Almanların, daha Türkler işletmeden. Bu kömür işletmeciliği 1800 yıllardan bu yana, yani 1826-30 ve daha sonrasında burada koloniler de oluşmuş. Yani yabancı firmalar, İngilizler gelmişler, Almanlar gelmişler ve o gündür bugündür kömür hala bu bölgenin en büyük gelir kaynaklarından biri. Önceleri 40 bin insan çalışıyordu taş kömürleri ocaklarında, Zonguldak genelinde. Sonradan işte giderek özelleşme sonrası gitti. 1960'ta da kömüre bağlı olduğu için Erdemir, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları işte hemen karşınızda. O bütün cevherini kömürden aldığı için buraya kuruldu. Temel atma
kurma törenine öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Konuşmamızın başında öncelikle ülkemizin değişik noktalarından gelen gazetecileri bilgilendirmek için birkaç cümle ifade etmek isterim. Karadeniz Ereğli Belediyesi bundan bir süre önce ilçemizde Muhtarlar Derneği, Gaziler Derneği ve Kızılay Ereğli Şubesi'ne yer tahsislerinde bulunmuştur. Alanda gördüğünüz 3 ayrı bitme aşamasına gelen dernek evleri ise kısa süre içinde Şehit Aileleri Derneği, Maden Şehit Aileleri Derneği ve LÖSEV'e tahsis edilecektir. Bugün ise yine aynı alanda gördüğünüz evlerin bir benzeri de Medyat Evi olarak hizmete açılacaktır. Ereğli Gazeteciler Cemiyetimizin bu güzel anlamlı gününde sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutlu ve onurlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Tabii burada ben yalnız değilim. Ereğli Gazeteciler Cemiyetimizin bu güzel anlamlı gününü taçlandıran değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım buradalar. Bugün burada toplumun gözü kulağı olan, haksızlığın karşısında bulunan, her zaman haklıyı destekleyen, mazlumun yanında olan gazetecilerimizin, medya mensuplarımızın kullanacağı bir binanın temelini atmak üzere buradayız. Adım İsmail Çorumluoğlu, Ereğli'ye 3 ay önce atanmış ilçe kaymakamıyım. 3 aydan bu yana Ereğli'yi tanıma imkanımız oldu. Ereğli sanayisiyle, tarımıyla, doğal güzelliğiyle, deniziyle Karadeniz'in güzel bir ilçesi. Ekonomik anlamda kendi kendine yetebilen, insanların mutlu olduğu bir ilçe. Yine tarım ve balıkçılığın hakim olduğu güzel ilçelerimizden bir tanesi. Öyle ümit ediyorum ki turizmde yapacağımız yeni hamlelerle beraber Karadeniz Ereğli gerek Karadeniz'de gerekse Türkiye'de daha fazla tanınan bir ilçe olacak. Bu manada biz yerel idare, merkezi idare olarak birlik beraberlik içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Evet, Ereğli'nin içerisindeyiz. Muhteşem şehir Ereğli. Çınarın, çileğin, çeliğin, ben bir şey daha ilave ettim. Kömür de önemli, kömürün de başkenti. Ben merhabalar, siz bize rehberlik yapıyorsunuz. Merhabalar, Ereğli Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Seyit ben. Şu an gösteriniz görüntü Ereğli'nin en önemli 3 tepesinden biridir, Göztepe. 2 tepemiz daha var, Çeştepe ve Kaletepe. Bunlar Ereğli'nin 3 tane ana merkezli tepeleridir. Yıllar, hatta 100 yıllar önce belirlenen yüzlerin şehri, kültürel bir şehirdir. Bizans'tan önce kurulan bir şehirdir. Şimdi hatta gideceğimiz yerde Alemdar gemimiz, Ereğli'nin kurtuluşunda ve Kudüs'ün çok büyük rol oynayan 3 gemimizden biridir. Gemiler vardır, destan yazmıştır. Tıpkı Nusret Mayın gemisi gibi Çanakkale'de. Gemiler vardır, Kurtuluş Savaşımızın kurtuluş destanını vermiştir. Bugün maketi Samsun'da olan Bandırma Vapuru. Ama Alemdar gemisinin hikayesini şimdi Ereğli'de dinleyeceğiz. Ve Karadeniz'de gemilerin mi battı hikayesine de konu olmuştu. Sarıkamış harekatında Sarıkamış cephesine cephane askeri malzeme götüren gemiler Ruslar tarafından Ereğli açıklarında bombalanır ve gemiler batar. Karadeniz'de gemiler battığı için de Sarıkamış harekatı sonuçsuz kalır. Ereğli'deyiz. Evet, Sarıkamış Harekatı ve Sarıkamış Harekatı'nın da hemen yıl dönümü 22 Aralık geliyor. Biz şu an 8 Aralık'ta buradayız. Evet. Efendim, Alemdar gemisini görüyoruz. Alemdar'ın Ereğli'nin kurtuluşu adı altında Fransız İhtilali zamanında Ereğli'nin kendi insanı. İçerisine girince daha çok net bilgiler alacağız. Erzak taşıyan Ereğli halkı bir anda cephane taşımak için bir yürek oluyor. Tek yürek oluyor ve cephane taşımayı için bu gemiyi, Alemdar gemisini kullanmak istiyorlar. İçinde yaklaşık 13 tane tayfasıyla birlikte kaptan, içinde mürettebat var ve hepsi şehit oluyor tabii ki de. İçinde göreceksiniz ki
kaptanımızın, yani bu eşi rahmetli olmadan önce bize bu alemdarın kendi bayrağını, Türk bayrağını teslim etmiştir bize. İçinde şu an sergiliyoruz da, kendisine aittir. Alemdar anıtında cephane taşıyarak buraya Ereğli'nin kurtuluşuna çok büyük bir katkı sağlamıştır. Fransızlardan def etmiştir. Fransız gambotu Ereğli açıklarında Alemdar gemisine saldırıyor. Saldırınca Alemdar gemisinde silah olmadığı için o zamanın gençleri buradan görüyorlar sahilden Alemdar gemisine silah açıldığını, ateşe açıldığını ve sandallarla, elleme kürekle kazmalar Fransız gambotuna saldırıya geçiyorlar. Aynen. Zaman hızla geçti değerli izleyenlerimiz. Ereğli'deydik. Çileğin, çeliğin, çınarın başkenti. Ve üç önemli gemimiz Karadeniz'de Ruslar tarafından batırılan ve Karadeniz'de gemin mi battı sözüne de nazire olan Ereğli'deydik. Ve Alemdar gemisinin destansı hikayesini dinledik. Uzun Mehmet'in kömürü nasıl bulduğundan söz edildi, onu tespit ettik. Ereğli Belediyesi'nin misafiriydik. Ereğli Gazeteciler Derneği'nin medya evinin temel atma törenine katıldık. Türkiye Medya Güç Birliği platformunun toplantısını takip ettik. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Ereğli ekranlardan anlatılmaz. Bir başka Devralen programında buluşmak üzere. Ereğli'nin zaferler tarihinde kahramanlık destanıyla dolu Alemdar gemisinin kamera önünden ve muhteşem Karadeniz manzarası önünden Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.